çocuklardaki döküntülü ve bulaşıcı hastalıklarla ilişkin bilgileri sizden öğrenmek isteriz. Ama öncesinde bulaşıcı hastalıklar nedir sizden dinleyelim. Döküntülü bulaşıcı hastalıklar özellikle bu mevsim itibariyle önem kazanmakta. Çocukluk çağındaki döküntülü bulaşıcı hastalıkların en sık geç kış ve erken ilkbahar dönemlerinde gördüğümüzü söyleyebilirim. Bazıları tüm mevsime yayılmakla birlikte bazıları özellikle bu mevsime de daha fazla gördüğümüz hastalıklardır. Bunların en başta geleni tüm ailelerin hemen hemen bildiği herhangi bir döküntüsü olan çocukta aman kızamık olmasın dediği kızamık hastalığı. İlk planda bunun belirtilerini anlatmak istiyorum. Kızamık aşıyla önlenebilir bir hastalık bir kere. Bir virüs hastalığı. Yaklaşık olarak 10-12 günlük bir kuluçka süresi var. Yani hiçbir belirti vermeden vücuttaki organlara yerleşmesi. Daha sonra bizim prodrom dediğimiz yani döküntülerin ortaya çıkmasından önceki bir takım belirtilerin, ön belirtilerin ortaya çıktığı dönemdir. Bunda genel olarak 38.3-38.5'un üstünde bir ateş, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ön plandadır. Daha sonra bunları takiben birkaç gün içinde özellikle enseden başlayıp yüze yayılan, daha sonra vücuda doğru inen birleşme eğiliminde bir takım kızarık döküntüler ortaya çıkar. Çocuğun boğazında da bir takım koplik lekesi dediğimiz bazı özel tanıyı koymamıza yardımcı olan bir takım lekeler, bir takım görüntüler vardır. Önemi ciddi bir takım komplikasyon dediğimiz problemler yaratabilen bir hastalıktır. Bunlar arasında orta kulak iltihabından tutun zatürresine kadar bazen çok ağır seyredebilen hastalıklar ortaya çıkmakta. Bazen uzun etkili bir takım yan etkileri de komplikasyonları da vardır. Bunlar SSP dediğimiz bir hastalıktır ki bilişsel işlevlerde gerileme yani çocuğun zekasında bir takım algılamasında değişiklikler, kas kasılmaları, havale geçirme tarzı belirtilerle ortaya çıkan ilerleyici bir hastalıktır. Peki saymış olduğunuz belirtiler bütün çocuklarımızda aynı mıdır? Çocuktan çocuğa değişmekle birlikte bu belirtiler ama az ama çok birbirine benzemekte. Ama bazılarında işte ağızdaki lekeler olmayabilir, bazısında döküntüler nispeten daha az seyredebilir. Kaldı ki aşılı olan çocuklarda ki bu aşıyla önlenebilir bir hastalık olduğu için 2006'dan önce 9. ayda yaptığımız bir aşıydı bu. 2006'dan sonra 12. ayda kızamıkçı kaba kulak aşısı olarak yapılmaya başlandı. Bunun tekrarı da ilkokul 1. sınıfta yapılmakta. 2 doz olarak yapılmakta tekrar doz olarak. Aşılı çocuklarda bazen hani daha hafif belirtiler ortaya çıkabilir. Ama sonuçta tek doz aşılamayla yaklaşık %90'larda bir koruyuculuk elde ederiz. 85-90. İkinci doz aşılamadan sonra 95'lere bulur bu aşılama. O yüzden burada aşılama programlarının önemi de ortaya çıkmakta. Tedavisi anlamında bilgiler almak isteriz. Tedavisinin süresi nedir hocam? Şimdi tedavi tabii ki çocuğun gösterdiği belirtilere göre yani bir komplikasyon gösterip göstermediği önemli. İşte orta kulak iltihabı, sinüzit ve benzeri şeyler ortaya çıkarsa bunlar bir hafta 10 gün içinde tedavi edilir. Zatüre ve benzeri hastalıklar bazen hastaneye yatış gerektirebilir. Yani sekonder dediğimiz ikincil ortaya çıkan problemlerin tedavisidir. Yoksa kızama özgü özel bir tedavi yoktur. Genellikle semptomatik dediğimiz ateşinin düşürülmesi ve bir takım öksürüğünün azaltılması, çocuğun rahatlatılması yeterli olur. Zaten 5-6 günde bu kızarıklıklar yavaş yavaş solmaya başlar. Hafif kahverengi bir hal alır ve ortama bir haftanın sonunda belirgin bir gerileme gözleriz. Çocuğun ateşi de düşmüş olur. Bulaşıcılıkta ortalama döküntülerin başlamasından 4 gün öncesinden döküntülerin
görüntülerin ortaya çıkmasından 4-5 gün sonrasına kadar vardır. O bakımdan hani aşısız ki hani ülkemizde aşı programının etkinliği dolayısıyla aşısız çocuk pek yok ama bazen erişkinler daha ağır seyredebildiği için erişkinlerin de emin olmayan erişkinlerin de bununla temasta dikkat etmesinde fayda vardır.